Herkese merhabalar. Yeni bir hafta, yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz kendi segmentindeki araçlardan bence bir tık önde bir araç. Mercedes G serisi özel versiyonu olan G63 bizlerle olacak arkadaşlar. Şimdiden herkese keyifli seyirler. Yüzü kaç saniye? 6300 motor atmosferik versiyonu mu yoksa 4000 cc turbolu versiyonu mu daha iyi? Eski G63 ile yeni G63 arasındaki farklar neler? Takipçilerimiz biliyor ama ben yeni gelen arkadaşlarımız için tekrarlayayım. Her hafta size sorular soruyoruz ve bunu yorumlarda cevaplamanızı istiyoruz. Bu haftaki sorumuz şu. Ben şimdi bu araçla alakalı bir tespit yaptım. Kadınlar da erkekler de bu aracı çok seviyor. G serisi gerçekten parasını hak ediyor mu? Ve siz eğer bir Jeep alacak olsanız G serisini tercih eder miydiniz? Yani bu kadar pahalı bir araç alacak olsanız G serisini alır mıydınız? Sizce o kadar ilgi çekici bir araç mı? Bunların cevaplarını yorumlarda bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, bir de videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. G serisi özel bir araç ama G63 bambaşka bir versiyonu. Şimdi önden başlayalım. Bir kere tasarımından başlayalım. Neler değişmiş onlardan bahsedelim. Ön ızgaramız değişmiş. Daha öncesinde yatay ızgaralar vardı. Bu sefer dikey ızgaralar kullanmaya başlamışlar. Farlarımız değişmiş. Ön farlarımız. LED'li farlar gelmiş. Daha öncesinde bu farlardan yoktu. Bu araçta ekstra olarak aynı zamanda şu öndeki koruma demiri var. Normalde G63 aldığınızda bu gelmiyor. Ekstra olarak ekletebiliyorsunuz. Aracı daha vahşi göstermiş, daha sert göstermiş diyebiliriz. Aracın böyle dışarıdan baktığınızda içi gözükmüyor. Aynalı cam koymuşlar. Aslında araç çok dolu bir araç. Hatta Türkiye'deki en dolu G'lerden bir tanesi diyebilirim. En farklı G'lerden de bir tanesi. İçine geçtiğimizde daha iyi anlayacaksınız. Hiç kesme. Devam et, gel. Jantlardan bahsedelim. Jantlarımız normalde bunların gri versiyonları da var ama mat olarak sipariş etmişler. Hemen inçlerine bakalım, size söyleyelim. Bakayım şöyle. 295, 40, 22. 22 inç jantlarımız var. 22 inç AMG jantlarımız var. 295 ön lastik kalınlığı. Çok kalın bir lastiği var önde. Aslında yakıt tüketimi olarak hani bayağı etkiler diyeceğim de zaten G63 alan bir insan hakikaten yakıtını düşünmez. G63'ün ekstra olarak G63'lerin diğer G serilerinden farkı ne diye sorarsak hemen şu yandaki görmüş olduğunuz egzozlar diyebiliriz. Bunların sesi de bir harika. Bak, anahtarımız da burada. Nasıl? Şu benim hoşuma gidiyor. Bak, AMG'lerin sembolü diyeyim. Bir de şu sesi hiç kaybetmemiş. Normalde G serilerinde bu kapı sesleri, bu işte mekanik sesler buzdolabı gibi. Bak. Çok güzel değil mi? Tatlı bir sesi var. G'lerin bu sesi ünlü. İçi nasıl? Baksana, kırmızı. Siyah kırmızı. Çok iyi kombinasyon. Hemen çalıştırıyorum. Ay, binemedim. Boyum kısa ya. Ondan sıkıntı oldu. Bak şimdi, normalde böyle ya egzozum. Bunu duydun. Şimdi bir de bunun burada bir tuşu var. Tuşa basacağım. Egzozların valfleri açılıyor. Daha fazla ses çıkıyor. Duydun mu sesimi? Arkasına geçelim. Tabii şimdi 3-3,5 milyon falan bu arabanın fiyatı. Ama şöyle kapıyı şöyle bıraktığınızda benim 5.20'de bile vakum var. Bunda yok. Ama o retroyu, retro havayı öldürmemek için yapmışlar onu, biliyor musun? Arkasına geçelim. Step ne? Her arabada bulunması gereken. İçi dolu mu bunun acaba ya? Var mı? Var değil mi? Tabii artık 3,5 milyon veriyorsam stepnesi de olsun arabanın. Ama ram flat lastikleri olması lazım zaten. Bu stepneye çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bagajını bir açayım. Evet, bagajımız da burada. Görebiliyor musun? Bir diyafram aç.
Karanlık biraz, nasıl öğrendim. Bagajımız da gayet geniş bir bagajdır yani. Şimdi tabii bu arabayla tatile çıkmak konusunda şüphelerim var. Çünkü geçenlerde benim bir arkadaşım var, beraber aynı boksa gidiyoruz. Kendisinde ayıttı söylemesi, ailesinde bu arabadan var. Dedi ki Bodrum'a gittik, yaklaşık 3,5-4 depo benzin yaktık. Hani siz hesap edin. Bu arabanın benzin deposu da tam olarak 100 litre arkadaşlar. 100 litre benzin alıyor. Yani bir hesap yapalım. Hesaba göre ne yapar? Volki? 120. Benzin ne kadar oldu ya? 6.70 mi? Hadi 7 diyelim. Tamam mı? 7 olsun. 2800 lira. Evet. Buradan lisedeki matematik öğretmenime sevgiler yolluyorum. Abdülkadir Hoca az çekmedi benden. Evet, yani 2800 liraya buradan Bodrum'a gidiyor bu araç arkadaşlar. Onun yerine isterseniz business class bir bilet alabilirsiniz. Bak burası da öyle kapanıyor. Keza o sesi kaybetmemiş. Gördün mü? Kapatması biraz zor oluyor. Teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Motorundan biraz bahsedeceğim. 4 litrelik bir turbo olan motorlar kullanıyor Mercedes. Motoru da açıp göstereceğim size. Çünkü şahane bir motoru var. Hemen motoru sizlerle açıyorum. Geçenlerde Mustang çektik hatırlıyorsan. Kaputu süspansiyonsuzdu böyle. Kaldırıyorsun, tel takıyorsun. Bak şimdi. Parayı verdin mi şu olacak abi. Parayı verdin mi açacak. Anladın mı? Çat! 3,5 milyon açılıyor böyle işte. Gel motoruna bak. Şahane bir motoru var. Dediğim gibi 4000 cc 580 beygir güç üretiyor. Aynı zamanda V8 bir turbo. Yani V motoru var. O gürültülü çalışması, o homurtulu çalışmasının sebebi aslında V8 olması. Tabii bu aracın farklı dinamikleri de var. Bunu araç içine bindiğimizde kullanırken anlatacağım. Araç V8 ama yolda giderken V4'e de alabiliyor kendini. Onlardan biraz bahsedeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi AMG motorumuz budur. AMG motorların da imzası üzerindedir. Yapan mühendisin imzası her zaman vardır. Bunu kim yapmış? Alexander Obrin abimiz. Kapıyı açtığınızda burada bir logo karşılıyor sizi. Okuyamasam da şekil bir şey. Gans dağlarında Mercedes G serileri test ediliyor. Bu testi de geçerlerse belge alıyorlar. Bu testleri geçti diye. Çok zorlu testler tabii ki de bu testler. Hatta şöyle bir şey okumuştum Mercedes G serisi hakkında. 45 derecelik bir açıdaki rampayı bile çok rahat bir şekilde tırmanabiliyorlar. G63 deyince 63 ibaresini duyduğumuz anda aslında 6300 cc geliyor aklımıza ama öyle değil. Çünkü eski versiyonlarında da yani 2012-2014 versiyonlarında da 5500 cc'lik motorlar kullanılıyordu. Turbolu motorlar kullanılıyordu. Ama yeni versiyonlarında 4000 cc'lik bir turbo motorlar kullanılmış. Yani hacim, motordaki hacim düşmüş, onun yerine beygir arttırılmış. Evet, bu baktığın içine geçelim. Olsun, güzel. Renkler ne kadar güzelmiş. Hayda. Harbiden iç aydınlatma, ambiyans renkleri hazır efsane. Hazır gölgedeyken bir bakalım bunlara. Şurada bakalım hemen, dur bakalım. Evet, iç ambiyansları arkadaşlar. Sarı bu. Bu karışık atmış. Yok, karışık değil. Mora gelelim, mor. Heh. Purple. Heh. Bak abi 10 numara bak, görüyor musun? Çok güzel çıktı evet. Şu hatlar falan güzel oldu. Mor kalsın güzel. Tamam. Ambiyans ışıklarının nerede ne kadar soft olacağını veya böyle daha parlayacağını ayarlayabiliyorsun. Ekran ön arka diye ayırmışlar zaten. Mesela ekranı kısalım. Ekranın çevresindeki mi kapanıyor? Aynen. Evet, kısıldı. G kasayla turumuz başladı. Bir çıtırdan başlayalım konuşmaya. Abi bu arabada benim en gereksiz bulduğum şeyi söyleyeyim bak. Yıllardır böyle G kasalara bindiğimde tek hani benim ne işe yarıyor diye çözemediğim tek olay şu. Ha değil mi? Abi bu ne işe yarıyor ya gözünü seveyim. Hani şey offroad yaparken tutmaya falan herhalde mı yarıyor? Herhalde tutunmak için. Yani şunun gibi bir şey o da. Yan taraflardaki gibi. 3,5 milyon verdikten sonra da. Ama hani bunu da deri kaplayıp üstüne karbon detay koymaları bence çok başarılı olmuş yani. E tabi şimdi araca baktığımızda şöyle bir kokpite genel olarak baktığında zaten diğer G'lerden farklı. Diğer G'lerde evet. Standartlarda böyle bir şey yok. Evet. Araç full bir araç demiştik. Ekstra güzel şeyler de var görmüş olduğunuz gibi. Karbon detaylar eklenmiş. Daha sportif bir hava katmış araca.
burası normalde şey, düz bir plaka oluyor burada ama direkt burası karbon kaplı. Yani iç rengine göre değişiyor ama genelde gri oluyor bu plaka. Sade oluyor ama böyle karbon detay bence arabayı daha agresif göstermiş. Evet. İçindeyken de hani jiptesin ama sportif duygusunu da kaybetmiyorsun araca bindiğinde. Bir de kırmızı renkte bu karbon detaylar çok yakışıyor. Bunun siyah olduğunu düşünsen mesela burası biraz şey, ölü kalır. Gömülebilirdi. Tabii evet. Ölü kalır. Bir de ben Mercedes'lerin son serilerinde şeyi çok seviyorum. Şu bütünleşmiş ekran gerçekten evet, tüm önemli. Olayı değiştirdi. Yani o iki ayrı ekran mesela ben BMW kullanıcısıyım ama şu ekran beni daha çok cezbediyor. Tek bir bütün halinde olması tamamen sanki bir bilgisayara bakıyorsun gibi. 34 inç monitörü almışsın karşına. Birazdan hani Counter falan oynayacaksın gibi geliyor. O kadar büyük bir ekran ki ama arabanın her şeyini içerisinde barındırıyor. Yani bu ekrandan arabanın hemen hemen her noktasını kontrol edebiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum, bu araçta beni en cezbeden şey koltukları. Koltukları her zaman çok överim biliyorsunuz hepiniz. Mesela şu anda sola doğru dönüyorum. Sağ taraf sıkıyor. Beni sıkıştırıyor ki yolda hani G kuvvetiyle beraber savrulmayayım arabanın içerisinde. Daha rahat bir sürüş elde edeyim. Ekstra olarak koltukların birçok özelliği var. Sadece bu virajlarda sol tarafının sağ tarafının şişmesi değil. Koltuklarımız ısıtmalı ve soğutmalı aynı zamanda. Aynı zamanda. Ve en önemli özelliği, koltukların en önemli özelliği masajlı koltuk var abi bu arabada. İnanılmaz mutluyum bu yüzden. Ve hani 1, 2, 3. Ne modları var? Ben şimdi okuyamıyorum da. Hot relaxing modları var, canlandırıcı masaj var, klasik masaj, dalgalı masaj, hareketlendirici masaj. Bir 6, en az 7 tane var yani şey çeşidi. Hatta sana bir tanesini açabiliriz. Bir şey söyleyeyim mi? Yoktan gelmiyor. Şu anda bele geliyor. Beli iyi. Benim belim ağrıyordu zaten. Biraz problemim var belimde. Sana o zaman dalgalı masaj açalım. Doktor fazla yüklenme dedi beline de. Bayağı bir dalgalı masaj aç bakayım. Nasıl oluyor? Ben de kendimi alttan alanı merak ettim. Nasıl yani? Neden ki? Alttan masaj. Şu an bele vuruyor. Çok güzel. Aaa. Tatlıymış. İlk anda ben yanlış oturuyormuşum. Biraz daha yerleştim. Tam ortadan çıktı da onunla alakalı sıkıntı oldu. Ama bir şey söyleyeyim mi? İnsan bundan vazgeçemez ya. Çok güzel. Masajları kaliteli bir de yani. Bunda çok fonksiyonlu olmuş. Güzel olmuş. Aa, çok güzel ya. Evet. Bildiğin hani eve masaj koltuğu almış gibisin. Hakikaten keyifli. Şimdi kullanırken ama bence biraz dikkat dağıtır ya. İnsan gevşiyor mevşiyor anladın mı? Hani oraya mı odaklanayım? Alttan bir şey çıkıyor sürekli. Arkadan bir şey geliyor. Nereye odaklanacağını şaşırıyor insan. Bunu aslında böyle dururken işte havaalanından mesela misafiriniz gelecek. İnerken açacaksın abi. Evet. Bekleyeceksin orada. Masajını yaptıracaksın. Çok iyiymiş ya. Bir de şey sırt destek şeyi var. Onun yani yukarı aşağı alabiliyorsun destek bölümünü. Nasıl yani abi? Mesela şu an senin sırt destek yerini ve şişireceğim. Hani şişir. Belinin biraz daha üstüne olacak. Anladın mı? Şaka mı? En aşağı yapmıyor. En aşağı istiyorsan oraya da alabilirsin. Şu an bayağı şöyle arkadan beni ittiriyorlar. Evet, mesela şu an aşağı kaydı değil mi? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yani cidden fonksiyonlu koltuk yapmışlar. Tam anlamıyla size böyle rahat bir sürüş sunmak için araç elinden geleni yapıyor. Direksiyonumuz sportif bir direksiyon. Karbon detaylar burada da devam ediyor araçtaki. Ama normalde ben mesela jiplerin direksiyonları biraz ağır olur. Bu aracın direksiyonu gerçekten inanılmaz hafif. Ve tur konusunda diğer G'lere göre daha iyi değil mi? Evet, bir ara 2015 kasasını deneyelim bunu. Yani sen kullanıcı anlarsın direkt. İnanılmaz sert bu, ona göre çok daha yumuşak. Hatta bazı yerleri tekte dönüyor bu. Normalde G kasalarda dar yerleri bir iki tur atmak gerekiyor. Gel git yapmak gerekiyor. Bu gerçekten S kasa gibi olmuş yani. Yumuşak olmuş araba. Bayağı yumuşak. Kullanım olarak da diğer G'lerden daha rahat. Ama G'lerdeki şey sorununu çözememişler abi ya. Hiçbir şekilde çözülmüyor. Bu da jip olmasıyla alakalı tabii. Bunu çözemeyecekler bence hiçbir zaman. Savrulması mı? Abi savruluyor. Yani düz giderken bile arabada hafif böyle gidiyorsun yani. Evet. Sürekli bir sallanma var. O yüzden uzun yol yapan arkadaşlarıma sorduğumda genelde G kullanıcılarına diyorlar ki hani uzun yolda sürekli böyle gitmekten sanki gemiye binmiş gibi oluyorsun. Değil mi? Yoruluyor insan. Yoruluyor insan. Rüzgar var. Yüksekliğiyle alakalı. Gerçi bu arabanın hani çekiş sistemlerine, şasisine baktığımda inanılmaz, inanılmaz güçlü bir şasisi var zaten, o ayrı. Yıllardır değişmiyor, 40 yıldır neredeyse var bu araç ve 40 yıldır şasisi değişmiyor. O yüzden aslında eskilerini alıp bunun çok facelift yapıyorlar. Görüyor musun şu an 4 silindir çalışıyor araba. Bahsettiğimiz konu. Evet, yakıt tasarrufu için yani zorlamadığın zaman motoru. Ona da geleceğim, onu mutlaka konuşalım çünkü çok önemli bir konu bence. Evet. Hani böyle bir araçta tamam hani G63 almışsın, yakıt tasarrufu mu düşünüyorsun diye
söyleyeceksin ama yine de konmuş bir teknoloji. Yine de bence güzel bir teknoloji. Aracın dışındayken de konuşmuştuk bunu. Motorları değişti AMG serilerinin. 2012-2014 versiyonlarında ben bir kere kullanmıştım. 5500 cc'lik motorlar kullanılıyordu. 550 beygirdi. 550 beygirdi. Şimdiki versiyonlarında hacim küçüldü. 4000'e düşürdüler. 4000 cc. Ama beygir olarak da yükseldi. 580 beygire geldi. Evet, 30-35 beygir yükseldi abi. Turboları biraz daha büyüdü. Evet. Dolayısıyla performansı eskilerinden daha iyi. Hacim evet. küçüldü ama performans olarak eskilerinden daha iyi bir performans sergiliyor G63. Şasesi merdiven şase demiştik. Bunun dışında çekiş sistemlerine baktığımızda burada off-road için aslında yani kullanım koşullarına göre 3 farklı sistem var. İngilizcesi Sand, Rock bir de Trail'di yanlış hatırlamıyorsam. İşte kumda kullanım, işte kayalık alanda kullanım. Yani off-road için burada kullanım seçeneklerimiz mevcut ki bu aracın off-road'da başarılı bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dediğim gibi belgesi var. Ganz Dağları'nda test ediliyor. Daha sonra sürücüye teslim ediliyor. Ganz Dağları'ndaki testlerde 45 derecelik bir yamaçta bile çok başarılı bir performans sergilemiş. Şöyle biraz bir manuel de kullanalım bu aracı. 9 ileri şanzıman var. Evet, bir de Sport Plus'ı almanı öneririm. O zaman alalım. İnanılmaz bir güç verecek araba çünkü. Şimdi valfleri açıldı egzozun. Comfort Sport, bir de Sport Plus'ı var. Oo, hani bir hafif bir gaza dokunmanı öneririm şu an. Şu an virajdayız, çok dokunmayalım da. Şurada bir kasisimiz var, ondan sonra bir düzeye çıkacağız. Ama direkt egzoz zaten valfleri açtı. Evet. Vitesinden bahsedeyim hemen, zaten direksiyonun arkasında pedalları görüyorsunuz arkadaşlar. 9 ileri şanzıman var. 9 ileri şanzıman olmasının avantajı ne? Yakıt tüketimine tabii ki de etkisi var. Bunu ben geçen gün arabayı hiç bilmeyen bir arkadaşıma şu şekilde anlattım. Arabayı hiç bilmeyen dediğimde bizim kurgucumuz Ferhat Onur Ceylan'dır. Abi dedi, nasıl yakıt tüketimi? Yani vites yüksek olunca, yani 9 vites, 10 vites olunca ne fark ediyor? Şu şekilde anlatabilirim bunu basit bir halde. Hepimiz bisiklet kullanmışızdır çocukluğumuzda. Vitesli bisikletler vardı. 21 vites, 24 vites. Bende 28 vites bir tane Peugeot vites bisiklet vardı hatta. 28 mi? 28 vites. Olay şu abi, hatırlarsanız 28. vitese attın, hızın yükseldi. Hız yükseldikten sonra o vites ne kadar yüksekse o kadar az güç sarf edip hızlanıyorduk. Hızımızı koruyabiliyorduk. Aynı mantık, yani daha az güç sarf ettiğimiz için daha az yakıt tüketiyor araba diyebilirim. Şimdi Sport Plus'tayız. Evet. Hemen bir downshift yapalım şurada bir. Bir gürleme başlasın. Egzoz valflerimiz açıldı dediğim gibi, spor modu alır almaz. Koltuk çok güzel tutuyor değil mi dönüşte? Evet abi. Mesela hiç savrulmuyorum. Sağ bir de duruyorum. Jeep olmasına bakma, güzel viraj alıyor. Evet. Bayağı iyi. Çok iyi. Ses de çok iyi. Normal çalışırken rolantide araçta ses yok. Evet. Yani çok sakin fazla rahatsız araba. Etmiyor. Hani bir gürültü var, o V motorun verdiği bir gürültü var. Ama gaza bastığında haykırıyor ya. Artık zaten yeni arabalarda böyle oluyor. Araba çalıştığında bir ses o kadar da güçlü değil. Ama hani gaza bastığın zaman böyle, yeni RS6'da da öyleydi mesela. Doğru. Çalışınca ses yok ama arabaya kökleyince gazı inanılmaz bağırıyor. Yalnız bizim kullandığımız RS6'yı hatırlıyorsan. O biraz bağırıyordu. O biraz bağırıyordu. Onda spor egzozu vardı. Egzozu vardı onun bir de. Ya bir de bu arabanın şöyle bir şeyi var. Mesela aynı fiyatlara bir Ferrari Lamborghini de var. Evet var. Ama yan yana koyduğumuzda enteresan bir şekilde bu araba daha fazla ilgi görüyor. Daha çok tercih ediliyor. Daha çok tercih ediliyor. Bir de şimdi Türkiye'de sonuçta Ferrari aldıktan sonra satması, değiştirmesi biraz zor oluyor. Hani G63'ü şu an al, bir ay sonra sat, yine tabii değerlendirip piyasası, satarsın. Piyasası yani. Çok hızlı. Evet. Gerçekten 4 saniyede evet, çıkmış olabilir çıkmış bu arada. Olabilir. Hakikaten çıkmış olabilir. Bu arada şey, yan kemer, taraflar ve kemer sıktı. Güzel oldu yani, tuttu direkt oldu. Yani tamam hani hızlıyım ama aynı zamanda güvenliyim de diyor araba. Frenlerine gelecek olursak frenleri de muazzam bu arada. Hızlandığı gibi çok rahat da durabiliyor. Zaten böyle büyük bir araca da sağlam bir fren koymak zorunda. Hele ki böyle hızlıysa. Mercedes bu işlerde zaten başarılıydı her zaman.
başarısını devam ettiriyor. Seramik fren sistemi yok bu arabada. Seramik fren sistemi olduğu zaman artı zaten 20 bin euro yazıyorlar arabaya. O hani arabayı istediğin hızda, istediğin anda durdurabiliyor. İnanılmaz bir sistem. Yine de bu da kötü değil bence. Tabii canım, yani bu arabaya çok iyi bir fren koymaları lazım. Ha, şu şeylerden bahsedeyim burada hemen. Hazır manzaramız da çok güzel. Evet. Burada onlardan bahsetmek lazım. Hemen yan konsolumuzda zaten son nesil Mercedes'lerin hepsinde gördüğünüz gibi bir touchpad'imiz var. Bu touchpad'den aracın bilgisayarını yönetebiliyoruz ama bu touchpad'in yanında AMG serilerinde olan bir tuş var. Bu tuş benim en sevdiğim tuş. Egzozun valflerini buradan normal giderken de açabiliyorsunuz. Daha gürültülü bir ses elde edebiliyorsunuz. Ses sistemini söylemedim bak. Ha, Burnmaster'ı var ve gerçekten güzel bir Burnmaster. Bir sürü hoparlörü döşemişler arabaya. Şunu anlatmam lazım. Araç neden pahalı biliyor musunuz? Araçtaki her şey pahalı çünkü. Araçta bir saat var. IBC diye geçiyor yanlış bilmiyorsam. Evet, Alman markası galiba değil mi? Alman markası olması lazım. Bu saatin normalde kol saati versiyonu bile hani 25-30 bin liralardan başlıyor. 200 bin lira bandına kadar saatleri olan bir saat. O yüzden yani bu araba niye 3,5 milyon, niye 3 milyon falan, bunları geçelim arkadaşlar. Arabada kullanılan saat bile çok orijinal marka bir saat. Geldik bir haftanın daha sonuna. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bugün burayı kullanmamıza izin veren Hünkar Kask'ına da çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.